esansiyel trombositemi, kanınızda çok fazla trombosit bulunduğu durumlarda ortaya çıkan bir hastalıktır. Mieloproliferatif hastalıklardan biridir. Konuyu hızlıca en baştan ele alalım ve her şeyin nasıl başladığını kısaca hatırlayalım. Trombositler ilk olarak kemik iliğinde üretilir. Kemik iliğinin kalça kemiği gibi uzun kemiklerin gövde kısmında bulunduğunu hatırlarsınız. İşte her şeyin başladığı yer, pek çok şeyi yapabilme potansiyeli olan pluripotent isimli bu hücre. Pluri çok, çoğul. Potent ise kabiliyet anlamına gelir. Hematopoetik ise kan kök hücresi ile ilişkilidir. Pluripot pluripotent, ay söyleyemedim arkadaşlar. Pluripotent, hematopoetik kök hücre. Bu hücre daha sonra iki farklı soya ayrılır. Biri bu aşağıya yazdığım lenfoid kök hücre. Ama bunun hakkında konuşmayacağız çünkü kendisinden daha önce bahsettik. Onun yerine diğerine odaklanalım. Yani mieloid kök hücreye. Miyeloid kök hücreden 6 farklı hücre elde ettiğimizi hatırlarsınız. Bu 6 hücrenin hepsi hakkında detaylı konuşmayacağız ama yine de referans olması için buraya çizeyim. Bu videoda asıl odak noktamız elde edilebilen 6. hücre olacak. O da megakaryoblast ile başlayan bu yolu takip ediyor. Evet bir megakaryoblast. Megakaryoblast bir hücrenin gerçekten büyük bir çekirdeği olduğu anlamına gelir. Mega büyük demek, karyo da çekirdek. Mega karyoblast daha sonra bölünüp megakaryosit'e dönüşür. O da burada gördüğümüz parçalara ayrılır. Yani önce bölünür, sonra da trombosit olarak da adlandırdığımız bu küçük parçaları oluşturur. Evet, trombositler. Trombositlerin kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücreler olduklarını hatırlarsınız. Bir yerimiz kesildiğinde ya da yaralandığımızda kanamanın durmasını sağlarlar. Diyelim ki tam buradan yaralandık ve bu bölge kanamaya başladı. Bu durumda, Trombositlerimiz buraya gelip kümelenirler. Yani bu yarayı kapatmaya yardımcı olacak pıhtıyı oluşturmaya başlarlar. Böylece kanamanın durmasını sağlarlar. Trombositler hakkında hatırlamamız gereken bir diğer şey ise şu. Vaskülatürden geçerken kesilip kırpıldıkları için zamanla işe yaramaz hale gelirler. Şimdi buraya şekli bozulmuş trombositleri çizmeye çalışayım. Çizimden anlaşılmıyorsa eğer çizimimden, ee, o yüzden yazıyorum buraya. Şekli bozulmuş, evet. Trombositler bu haldeyken artık ne yazık ki etkili olamazlar. Bu durumda onlardan kurtulmamız gerekir. Bu yüzden dalağa giderler. Tam olarak burada bulunan dalağımız kan için filtre görevi görür ve dolaşımda olan şekli bozulmuş veya olağan dışı kan hücrelerini parçalar. Trombositler yaşamları boyunca bu süreçlerden geçerler. Esansiyel trombositemide problem henüz megakaryoblast üretilmeden önce tam burada bir eksiklik oluşmasıdır arkadaşlar. Yani Janus kinaz 2 ya da kısaca JAK2 proteininde. Bu protein bir hücrenin bölünmesi ve olgunlaşıp yola devam etmesi için uygun zamanı tespit eden düzenleyici bir proteindir. Bu protein sürekli üretim modunda olduğunda megakaryoblast bölünmeye ve trombosit üretmeye devam eder. Böylece başınıza türlü türlü şeylerin gelmesine sebep olacak kadar çok trombosit elde edersiniz. İşte bu başınıza gelen şeyler esansiyel trombositeminin belirti ve işaretleridir. İlk dönemde gözlemlenen bir belirtiyle başlayalım. Buraya birinci yazalım, birinci. Çünkü bu belirti en başlarda görülüyor. Vücutta olması gerekenden fazla tromboz yani pıhtı oluşumu gözlemlenebilir. Bu oldukça mantıklı çünkü kan dolaşımında bir sürü trombosit olur. Bu, bu trombositler daha doğrusu arkadaşlar bunlar yayılmaya başlar. Ulaştıkları her noktada trombosit tıkaçları oluşmaya başlar. Ancak genel olarak onları fark ettiğimiz 3 ana bölge var. İlk olarak beyinde karşımıza çıkabilirler. Bu durumda baş ağrısı, baş dönmesi ve hatta halsizlik gibi belirtiler görülebilir. Halsizlik kendini yüz felci veya geveleyerek konuşma şeklinde gösterebilir. Bu belirtilerin de beyin felci geçirmekten pek bir farkı yok ki o da beyninizde çok fazla trombosit tıkacı olduğunda başınıza gelebilecek bir durum. Trombosit tıkacının ağırlıklı olarak kümelendiği diğer iki bölgesi eller ve ayaklar. Bu ikisini birlikte gruplandırabiliriz. Trombosit tıkaçları burada kümelendi diyelim. Buradaki elin üstünde bir örnek çizeyim. Evet, atardamarda kümelendiğinde buna benzer bir şekilde dallanır ve baş parmağın ucuna kadar gider. Oradan da kirli kanın bu şekilde ilerlemesi gerek. Ama burada trombositler pıhtı oluşturup tıkaç şeklini aldığında kanın atardamardan damar kısmına geçişi zorlaşır ve böylece el ve ayak parmak uçlarına oksijenli kan gitmez. Bu durum iki şeye yol açar uyuşma veya yanma. Tromboz haricinde gerçekleşen bir sonraki veya ikinci şey ise kanamadır. Kan dolaşımında çok fazla trombosit olduğunda pıhtılaşma için gereken bileşenler kullanılıp tüketilir. Ciddi bir şekilde yaralanıp da pıhtılaşmaya gerçekten ihtiyaç duyduğunuzda ise trombositleriniz sizi yarı yolda bırakır. Bu durum burun kanaması olduğunda da ortaya çıkabilir ama akla daha zor gelecek başka bir örnek de olabilir. Şimdi diyelim ki çok kalabalık bir odada yürüyorsunuz. Kalçanızı ya da bacağınızı bir masa veya sandalyeye çarptınız. Normalde böyle basit bir çarpmadan etkilenmemeniz gerekiyor. Ancak vücudunuzda pıhtılaşma olmadığı için çok hafif bir çarpmada bile vücudunuzda morarma oluşabilir. Bir bakarsınız çarptığınız yer mosmor olmuş. Son olarak trombositlerin parçalanmak üzere dalağa gittiklerini biliyorsunuz. Buraya gelen çok fazla trombosit olduğunda dalağınız normalde olması gerekenden daha çok çalışmaya başlar ve bunun sonucunda da buraya çizdiğim gibi normalde olduğundan daha büyük bir hale gelir. Yani çok büyük bir dalağınız olur ki bu da normal bir şey değildir. Bu duruma splenomegali diyoruz arkadaşlar. Splenomegali. Evet tüm bunlar esansiyel trombositemiden şüphelendiğimiz durumlarda göz önünde bulundurmamız gereken belirtiler ve işaretler. Peki bu hastalığı nasıl teşhis ederiz? Aslında bakacağınız ilk şeylerden biri olmasa da Janus Kinaz 2 mutasyonu var mı diye kontrol etmek teşhisi oldukça kolaylaştırabilir. Çünkü bu mutasyonun varlığı mieloproliferatif bir hastalığa işaret eder. Ancak bir hastanın mevcut trombosit sayısına bakmak çok daha kesin bir sonuç verecektir. Çünkü trombosit sayısı 2 veya daha fazla ay içerisinde 450 bini geçtiyse büyük ölçüde hastalık var demektir. Esansiyel trombositemi hakkında bilinen bir diğer şey ise dışlayıcı teşhistir. Yani bir hastada esansiyel trombositemi olduğu kararına varmadan önce başka hastalıklar olup olmadığından emin olmak gerekir. Böyle bir durumda diğer mielo proliferatif hastalıkların olup olmadığına bakmanın yanı sıra iltihaplanma sebeplerine de ayrıca bakmak gerek. Çünkü iltihaplanma da trombosit sayısında bir artışa sebep olabilir. Her ne kadar burada hepsini sayamasak da vücutta yüksek sayıda trombosit olmasına sebep olabilecek başka şeyler de var. Son olarak yapabileceğiniz şey pek sık tercih edilmese de kemik iliği e, aspirasyonu olabilir. Böylece kemik iliğinde bulunan megakaryoblast veya megakaryosit sayısının normal olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Peki esansiyel trombositemiyi tedavi etmek için neler yapılabilir? Aslında tedavi stratejisi hastanın risk durumuna göre değişir. Risk durumundan kastımız tromboz veya kanamadan dolayı kötü sonuçlar ortaya çıkması riski. Eğer risk düşükse, hasta genç yaşta ise veya şiddetli semptomlar göstermiyorsa hastanın ihtiyacı olan tek şey hafif bir kan sulandırıcı veya aspirin gibi pıhtılaşma önleyen bir ilaçtır. Dolaşımınızda çok fazla trombosit olduğunda ilk ne olduğunu hatırladınız değil mi? Tromboz. Aspirin pıhtı veya tromboz oluşma ihtimalini düşürür. Eğer risk yüksekse yani hasta belli bir yaşın üzerindeyse veya başka kronik hastalıklara sahipse ya da şiddetli semptomlar gösteriyorsa denenebilecek birkaç yöntem var. İlk olarak hastaya hidroksi üre verilebilir. Hidroksi üre megakaryoblastların üretimini azaltan bir ilaçtır. Kullanabileceğiniz bir diğer ilaç ise interferon alfa isimli bir ilaç. Bu ilaç da benzer şekilde vücuttaki megakaryotların sayısını düşürür. Son olarak aşırı kanama veya hastanın instabil olması gibi acil durumlarda trombositaferes, fer tekrar söylüyorum, trombositaferes denilen bir prosedür uygulanabilir. Trombositaferes, dialize benzer şekilde makine yoluyla kanın filtrelendiği bir uygulamadır. Ancak bu kez trombos, kanama veya acil durumu başlatan her ne ise, onun riskini en aza indirmek için kan fazla trombositten arındırılır. Çoğu esansiyel trombositemi vakası bu kadar kötü bir duruma gelmez arkadaşlar. Genellikle çoğu hasta düşük risk grubundadır ve aspirin gibi hafif ilaçlarla tedavi edilebilir. Evet, tüm bu bahsettiklerimizden sonra esansiyel trombositemi nedir, belirtileri nelerdir, nasıl teşhis ve tedavi edilir? Artık siz de öğrenmiş oldunuz.